birleşimi kapatıyorum ama tutanak bitti. Ama bir fikrimi söylemek istiyorum. Yok, görüşülmekte olan bir yasa üzerine biz fikir beyan edemiyoruz. Birleşimi kapattım. Sadece genel kurulla paylaşmak istiyorum. Bunca sene vekillik yasama deneyimim var. Ben böyle bir sıkıntılı yasa görmedim. Öğretim üyesinin bütün emekçilerini ve öğrencilerini iktidar cenahının kalp gözüyle bir yeniden dinlemesini istiyorum. Teşekkür ederim. Süreniz 5 dakikadır Sayın Ayan. Buyurun lütfen. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Öncelikle sözlerime başlamadan önce öğretmenlik mesleğini layıkıyla yerine getirmeye çalışan, demokratik, özgür yarınlar yaratmak için emek veren bütün öğretmenlerimizi selamlayarak başlamak istiyorum. Bir insan öğretmen olabilmek için en az 15 yıl eğitim görüyor. Dershanelere gidiyor, KPSS'ye hazırlanıyor ve bir umut atanırım diye hayatının en güzel yıllarını sınav için harcıyor. Mülakat sistemi varken geçebilen şanslı sayılıp mesleğe başlıyordu. Tabii AKP il ilçe teşkilatlarında tanıdığı varsa. Mülakatı kaldırdık deyip sözde müjdeli haberi verdiniz ama meğerse bizden olmayanı nasıl eleriz politikasını araştırıyormuşsunuz bu kanun maddesiyle. Ve bu yasa tasarısı sanki öğretmenler için hazırlıyormuşsunuz gibi yapıp yine kendi sisteminizi nasıl yürütürüzün derdine düşmüşsünüz. Üzerine konuştuğum madde 13. madde tam da bu maddeden bahsediyor. Öğretmen adaylarına diyorsunuz ki mülakatı kaldırdık, sen hele gel. Bir işe başla, gözümüz seni tutmazsa, eğer kılık kıyafetin hoşumuza gitmezse kafamıza göre bir disiplin suçu oluşturup bütün hayatını mahvederiz diyorsunuz. Çünkü disiplin cezaları tamamen bu kanun, bu yasa tasarısında subjektif bir şekilde ele alınmış. Ve üstüne üstlük bu disiplin kurulu üyeleri arasında sendika temsilcileri dahi yer almayacak. Ve öğretmeni koruyacak olan, haklarını savunacak olan hiçbir mekanizma maalesef ki yer almıyor. Kazanılmış hakları yok sayıyorsunuz, buna da kalmıyorsunuz. Herhangi bir soruşturma durumunda ise akademi başkanını muhakkik görevlendiriyorsunuz bu kanun teklifiyle. Yine soruşturmayı araştıran kişi de bu muhakkikin ta kendisi. Ama bu kişi hangi kurumda olacak, kim olacak, nasıl gelişecek? Yasada buna dair hiçbir şey belli değil. Ama belli olan bir şey var. Arka kapı arkasında Sayın Tekin bunların tamamını belirleyecek durumda. Tabii ki iktidarın pratiği ortada. Devlet kurumlarının hepsini tamamen AKP'nin işgali altında. Muhalifseniz, Kürtseniz, Aleviyseniz, sosyalist, demokratsanız pat diye görevinize bu tasarıyla son verilebilecek. Halkın yıllardır yaşadığı tam da bu değil mi? Mülakatı kaldırıp yerine disiplin soruşturması aparatıyla adeta mülakat elemesi yapmanın bir yolunu da bu şekilde bu teklifle bulmuşsunuz. Sayın milletvekilleri, balık baştan kokar. Saray bir bakan atamış, gerçekten akıllara ziyan bir bakan. Liyakatsız, torpile dayanan usulsüz işlemlerle eğitim sistemini yönetemezsiniz. Bu çok net. Ama Bakan Yusuf Tekin alışmış bu duruma. Kendisi bakan olmadan önce nasıl bir sözde eğitim politikası işletiyorsa aynısını bütün ülkenin eğitim sistemini adeta işletmeye adamış kendini. Mevcut bakan eğitim anlayışı tekçi. Bakanın eğitim anlayışı milliyetçi. Bakanın eğitim anlayışı cinsiyetçi. Bakanın eğitim anlayışı liyakatsız. Ve bu tasarıda da hepsini bir maddede yerleştirmişler. Sayın Bakan 2018-2023 yılları arasında Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ne tam 5 yıl boyunca rektörlük yapmış. Allah rızası için ya, bu üniversitede 5 yıl boyunca neredeyse tek iyi bir mesele yok. Gelmeden baktım, yazın siz de bir Google'layın hemen. Yazın üniversite rektör olduğu dönemde yolsuzluk çıkıyor, usulsüzlük çıkıyor, liyakatsizlik çıkıyor ve bu haberler halen sitede yazıyor. Biz söylesek hemen buradan başlayacaksınız yalan 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 diye. Açın bakın, bunu biz söylemiyoruz. Sayıştay raporunda açık açık yazıyor. Diyor ki Sayıştay,
Bakan üniversitedeyken 15 kişinin şube müdürlüğünü sınavsız ataması yapıldı. Şaşırdık mı? Tabii ki hayır. Bu kanun maddesi zaten buna benzer yöntemlerle yapılıyor. Yine şube müdürlüğü kadrolarına eşitsiz, liyakatsiz kariyer ilkeleri çerçevesinde atama yapılması gerekirken bu ilkeler gözetilmeden, mevzuatta belirtilen şartlar dikkate alınmadan atamalar gerçekleştiği Sayıştay raporuyla sabit. Bununla bitseyi yine usulsüz ihalelerle gırla, bakın yine 2021 yılında yine Sayıştay raporunda yazıyor bu da, açık açık söylüyor. Yahu böylesi bir işleri yapan rektör şu an koskoca ülkenin eğitim bakanı, ya böyle bir şey olabilir mi? Yine adrese teslim kadrolar, yine aynı dönemde, yine Yusuf Tekin döneminde güya akademisyenler için ilana çıkılmış üniversitede. Bir tek kaş göz yazmamış yani. Hani sarı saç, mavi göz, bu yazılmamış. Direkt adrese teslim bir şekilde kadrolar yapılmış. Üstelik YÖK'ün bununla ilgili kararı olmasına rağmen. Biz de isterdik elbette. Ne çare? Siz tutanaklara geçersiniz, sözünüzü bitirin ama mikrofonu açamıyoruz. Evet. Teşekkürler Sayın Kunt Ayan. Aynı mahiyetteki önergeler üzerinde ikinci konuşmacı Muğla Milletvekili Sayın Süreyya Öneş Derici. Süreniz 5 dakikadır. Siz yoktunuz Sayın Ayan, anons ettik. Siz yokken Sayın anons ettik. Milletvekilleri, ekranları başında bizi izleyen kıymetli vatandaşlarımız, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 29 yıl önce Bosna Hersek'te yaşanan, uluslararası toplumun gözleri önünde onların sessizliğinde yaşanan, yüzlerce Boşnağın canını yitirdiği katliamdaki insanları, kardeşlerimizi saygıyla anıyorum. Daha az vahşi olmayan bir katliam Filistin'de sürüyor. Yine uluslararası toplum sessiz. Bir de bu kürsüden tekrar tekrar sessiz kalan herkesi şiddetle kınıyorum. Değerli milletvekilleri, uzun saatler süren Milli Eğitim Komisyonu görüşmelerinin ardından genel kurulda meslek kanun teklifiyle ilgili son görüşmeleri yapıyoruz. Gerek komisyonda gerekse burada neden bu teklifin eksik olduğunu, neden uygun olmadığını, neden anayasaya aykırı olduğunu söyledik durduk. Şöyle dedik, öğretmenlerimizin sorunları büyük, öğretmenlerimizin sorunları derin dedik. Biz laik eğitim dedik, siz ÇEDES dediniz. Biz cumhuriyet değerleri dedik, siz Türkiye Yüzyılı Marif Modeli dediniz. Ki bugün Danıştay'a yürütmeyi durdurma kararı için başvurduk. Bu da bilgilerinize sunuyorum. Velhasıl biz dedik, siz bunların tam tersini yaptınız. Bu önümüze getirdiğiniz kanun teklifinde öğretmenlerin hiçbir sorunundan bahsedilmiyor. Atanmayan öğretmenlerin adı geçmiyor. Özel okul öğretmenleri, ücretli öğretmen, özel sektör öğretmeni hiçbir sorununa hiçbir çözüm getirilmiyor. Kanun teklifinin adı öğretmenlik kanunu ama içinde öğretmenin haline dair gerçek olan bir madde bile yok. Değerli arkadaşlar, bu teklifi hazırlayan kim bilmiyoruz. Tek bildiğimiz hazırlayanın milli eğitimden anlamadığı. Hazırlarken bir tek öğretmene bile danışmadığı, senin derdin nedir diye sormadığı. Hepimizin ailesinde, eşinde, dostunda, arkadaş grubunda bir öğretmen var. Bir tane olsun vardır. Hazırlayana soruyorum. Hadi sendikalara sormadın. Senin ailende öğretmen yok mu? Senin akrabalarında öğretmen yok mu? Senin eşin dostunda öğretmen yok mu? Hepiniz bilmiyor musunuz ki öğretmen geçinemiyor, taban maaş sorunu var, özlük hakkı sorunu var. En kıymetlimiz olması gereken öğretmenlerimiz bugün sonsuza kadar atanamayacaklarını düşündüğü için başka meslekler seçmek zorunda. Ve sizin yücelteceğinizi söylediğiniz kanun teklifinde sadece ve sadece yine sizin ideolojik kadrolaşmanız için zemin hazırlanmış. Mülakat var, olmayacak dediniz. Milli Eğitim Akademisi'ne ne kadar uyum sağladığını gözlemleyeceksiniz. Keyfi olarak cezalandıracaksınız. Sizin belirlediğiniz disiplin yürütme kurulu üyeleri canları istediği şekilde cezalandıracak. Yani akademiye lütfedip alacaksınız, akademiden lütfedip atacaksınız.
Siz kimi işe alıyorsunuz? Kimi işten atıyorsunuz? Bizim en kıymetlilerimizi, öğretmenlerimizi. Öğretmen olmak için ömrünü vermiş, anası babası zorla okutmuş, öğretmen olmuş. Bu kanun teklifi diyor ki öğretmen adayı. Ne münasebet? Öğretmen adayı ne demek? Öğretmen olmuş, okumuş, okulunu bitirmiş. Ne münasebet sayın vekiller? Sayın milletvekilleri, bu kanun teklifinde Atatürk ilke ve devrimlerini bizim zorumuzla koymaya karar verdiniz. Bunu da çok şuursuzca buluyorum. Atatürk ilke ve devrimlerinin olmadığı milli eğitime dair herhangi bir belge düşünülemez. Çünkü varlık sebebiniz ülkemizin kurucusu Atatürk'tür. Dolayısıyla siz bunu unuttuğunuz her seferinde karşınızda bizleri bulacaksınız. Bakınız, milli eğitim kanunları, müfredatı bir milletin geleceğini korumak için düzenlenir. 1 milyon atanamayan öğretmen var dedik. Atanmayan, pardon. Ama aileleriyle sayalım. Çünkü belki de o ücrete o aileler tümüyle muhtaç. Yani eşi olsun, iki çocuğu olsun. 1 milyon değil, 4 milyon atanmayan öğretmen ailesi. Yok saydığınız. Tamam, akademiye aldınız 20 bin kişi. Geri kaldı 980 bin. Aileleriyle birlikte 3 milyon 920 bin kişinin haklarını hiçe sayıyorsunuz. Haklarını gasp ediyorsunuz ve aslında onlardan bahsetmiyorsunuz bile. Yine yok sayıyorsunuz. Her zamanki gibi yok sayıyorsunuz. Değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi olarak sizden talebimiz, öğretmenler bir nebze umrunuzdaysa teklifinizi geri çeker ve ilgili paydaşlarla ortaklaşarak doğrusunu yaparsınız. İki seçenek var. Ya öğretmenlerin sesini duyarsınız ya da sesini duymadığınız emekliler, asgari ücretle çalışanlar, çiftçiler, işçiler kategorisine koyarsınız. Millet de sesini size ilk genel seçimlerde çok net bir şekilde duyurur. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler Sayın Öneş Derici. Aynı mahiyetteki önergeler üzerinde üçüncü konuşmacı Denizli Milletvekili Sayın Sema Silkin.